küçük oğlum sürekli hastalanıyordu. Annesi sürekli antibiyotik antibiyotik. Artık dedim bu çocuğu zehirliyorsun sen. İksir kullanacak bundan sonra. Ben ona sürekli dışarı çıkıyor. Dondurma yiyor. Soğuk bir şeyler yiyor. Bademcikleri ceviz kadar oluyor. Ondan sonra geliyor bir şey yutkunamayınca baba hastayım. İksir alıyor birkaç gün içiyor içiyor. Bademcikleri küçülüyor. Küçülünce rahatlayınca bırakıyor iksir içmeyi tekrar gidiyor. Ya bu arada adı zencefil mayı oldu. Evet, Tarım Bakanı iksir ismini beğenmedi. Evet. Şimdi çocuğa dedim ki hep böyle soğuk şeyler diyor, bademcik gelişiyor. İksir kullanıyor 3-4 gün iyileşiyor, bırakıyor, tekrar soğuk şeyler tekrar bademcik gelişiyor vesaire. Yok bu sefer ben dikkat edeceğim. Sürekli sabah öğle akşam yanıma geleceksin. Bu iksirden içeceksin. Ben kontrol edeceğim. Böyle iyileştim ve bırakmak yok. Altı hafta işte Bademciklerindeki bütün iltihap aktı gitti. Ceviz kadar böyle böyle büyük olan bademcikleri küçüldü küçüldü. İçindekiler bütün pislik aktı. Nohut kadar kaldı. Tertemiz oldu. Fakat çocuğun böyle eli, yüzü, ağzı, ağzının etrafı, burnu vesaire uçuk oldu. Herpes, simplex tip 1 viral bir enfeksiyon. Her tarafı yer oldu. Hanım dedi ki ya ne yaptın? Ne panik yok. Çocuk ilk defa bu sinir kökünde virüsü, sinir kökündeki e, saklanan virüsü, herpes simplex tip virüsünü bağışıklık sistemi dışarı attı. E ne olacak? Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Bir haftaya iyileşir, kurur, tertemiz olur. İnşallah bundan sonra da çocuk kolay kolay hastalanmaz. Çünkü virüsü dışarı attı. Öyle mi? İyi hadi bekleyelim. Bekledi. Bir hafta sonra tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. O günden bugüne kadar da maşallah hiç öyle kolay kolay hastalanmıyor. 15 yıl geçti aradan. Şimdi ben de o çocuktaki bu durumu görünce ya ben bağışıklık sistemini güçlendirmek için iksir ürettim. İnsan vücudunda sinir kökündeki saklanan, gizlenen virüsü sinir kökünden dışarı attı. Ee, farkına varmadan çok büyük bir buluş yaptım. <laughs> Hatta çocuk okulda bir Alman çocuğuyla kavga yapmış. Alman çocuğu dayanamamış, dayak yiyince intikamını almak için sınıfta ders sırasında çocuğun arkadan böyle kurşun kalem ucuyla vurmuş. Kurşun kalemin ucu kırılmış çocuğun sırtında kürek kemiğinin altında kurşun kalem ucu kırılmış içeride kalmış. İksiri kullandıktan sonra işte o, baba buram kaşınıyor. Baktım ki kurşun kalemin ucunu dışarı atmış. İksir. Allah Allah şu iksiri bir de ben kullanayım. Uzun süre bakayım ne olacak dedim. Kullanmaya başladım. Altı hafta sonra bu çocukken aşı yaptırdığım yerde 10 yaşındaki buraya köyde aşı yapılmıştı aşı noktası yeri belli burası. Bu kolumun burası böyle şuradan dirsekten buraya kadar her taraf yer oldu. Yani 10 yaşında yapılan aşının içindeki virüs ölmemiş. Ne yapmış? Bu dirsekten omuza kadar yayılmış. Cildin altında. İksir kullanıcı bütün bu pisliği dışarı attı. Hep yer oldu kolum. Ve bir iki hafta böyle devam etti. Sonra yavaş yavaş kurudu, temizlendi. Hiçbir şey kalmadı. Sinir köküne, yani cilde ve sinir köküne yerleşiyor. Virüsü dışarı attı.